İyi akşamlar. Bugün Türk Telekom operasyonundayız. La Bohème var. La Bohème'i izleyeceğiz. Biz buranın biletlerini aylar önceden almıştık. Arkadaşlar geldi şimdi. Saat 8'de başladık. 2 saat sürecek bir oyun ama güzel bir oyun. Fransa'da geçen böyle bir oyun gibi bir şey. Ondan sonra bohem hayatı anlatıyor işte. İçeride gösterebilir miyim size bilmiyorum ama YouTube'da zaten oyunun videoları falan var. Ben sadece burayı göstermek istedim. Burası AKM'nin içerisinde yeni yapılan böyle dışı seramiklerle kaplı bir balonun içerisinde güzel bir opera salonu. Sana dönemde şimdi kitap okumazsan böyle operaya, tiyatroya, ondan sonra sinemaya gitmezsen o zaman çalışmanızın da bir manası yok. Yani insanın kendine de bir şeyler yapması lazım. Yani sadece evinizi, arabanızı geliştirmeyin, kendinizi de geliştirin, sosyal hayatınızı da geliştirin. Kendinize bir şeyler katın, kazandığınız parayla da kendinize en azından mutlu olacağınız şeyler yapın. Mutluluk dokunabileceğiniz şeyleri almak değil, aynı zamanda kalbinize ve ruhunuza da dokunacak şeyleri satın almak. Bu da onlardan bir tanesi bugünkü aktivitemiz. Saat 8'de başlayacak, 7.30. Biz 7 gibi giriş yaptık, bir şeyler içtik falan. 3. kattan izleyeceğiz. Güzel de bir yer aldık balkondan. İyi de bir fiyatı aldık. Genelde bu tarz aktiviteler biliyorsunuz biraz pahalı oluyor ama erken rezervasyonla biz 80 lira gibi bir ücrete bunu almış olduk. Mustafa'yız. Şimdi bilet için yanlış bir şey söyledim biraz önce. Bilet 80 liradan başlıyor yakalarsan. Sonra işte 110 oluyor. Ondan sonra 120 oluyor, 140 oluyor, 170 oluyor. Yukarıya doğru çıkıyor işte. Erken, aynı şey uçak rezervasyonu gibi düşün. Erken alan ucuza alıyor. Bir de erken alan iyi yerleri alıyor. En önden de yer alabilirdik. Ama bu şöyle bir şey, seansın başladığı anda yani satış seansının başladığı anda ilk rezervasyonu kim kaparsa o kapıyor. Yani biz bugün 3. kattan izleyeceğiz, balkondan izleyeceğiz, locadan izleyeceğiz. İlk defa locadan izleyeceğim, seninle herhalde ilk defa. Yok ben ikinci. İkinci mi? Yani havadar bir yerden izleyeceğiz, yukarıdan izleyeceğiz ama burası çok güzel bir yermiş. 2 saate yakın bir süre alacak, 2 perde olarak. Bakalım beğenmezsek çıkarız. Beğensek dururuz. Sahneye biraz yukarıdan bakacağız. Artık yapacak bir şey yok. Bu buradaki ilk deneyim. Bir sonraki sefer birinci balkondan almaya dikkat edeceğiz, özen göstereceğiz, öyle söyleyeyim. Yani burada en iyi yer anladığım kadarıyla birinci balkon seviyesi. Evet, birinci ağrı oldu ve biz dışarıya çıktık. Sanki bahardan kalma bir gün gibi.
Sabahın da duygu ve düşüncelerini alalım. Ne düşünmüşsün abi oyun hakkında? İlk 15 dakika sıkıldım. Biraz bayıldı. Uyuyacak gibiydim. Esnemeye başladım. Sonra hareketlendi ama. Bayağı. Güzeldi. Sahne dekoru çok güzel. İkinci perdedeki dekor çok güzel. Evet. O benim videodun biraz önce çektiğim tarafı gerçekten güzeldi yani. İzlemeye değer. Orası bayağı bir tuttu. Şimdi gene dekor değişecek. Üçüncü perdeye doğru giriyoruz. Bakalım. Güzel gidiyor şu anda yani. Bir saatimiz kaldı. Güzel bir oyundu, güzel bir oyundan çıktık. Bir sonraki opera ziyaretimizde sizlere tekrardan görüntü paylaşacağız. Mustafa nasıldı? Güzeldi. Telefonla geldik, kameramız yok. Maruz görün lütfen. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.